Lazer'in hostu nedir? Lazer'in hostu bir nevi lazer ilk baktığımızda gördüğümüz ilk şeydir. Lazer'in tasarımını belirler, görünüşünü güzelleştirir. Ama tabii ki sadece lazer'in görünüşünü güzelleştirmez. Aynı zamanda bunun soğutmasını sağlar, diyodun soğutmasını sağlar. Böylece diyodun daha uzun ömürlü olmasına ve görev döngüsünün daha uzun süreli olmasına yardımcı olur. Ve genelde hostlar 3 parçada oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu normal gövde kısmı, yani bu kısım avucumuzun içine denk gelen kısım. Aynı şekilde burada bir kapak var. Bu kapak da tabii ki pilin artı ve eksi kutbuna gelmesini sağlıyor. Bunu gördüğünüz gibi ikisi de aynı. İki tarafta aynı şekilde montaj edilebiliyor. İster buraya ister buraya. Ve tabii ki de ana kısım. Genelde bu lazer hostları el fenerlerinin hostlarından yapılır. Yani bir el fenerini alınır. İçindeki mekanizmaları sökersiniz. İçine driver, diyodu ve lazerin temel parçalarını birleştirip ve heatsink kesip ona uygun bir lazer elde edersiniz. Genelde 445 nm mavi lazerler bu şekilde yapılmaktadır. Zaten laserpointerforums.com'da da göreceğiniz üzere özellikle buy, sell, trade bölümünde yani alışveriş bölümünde genelde insanlar el feneri siparişi vermişler yurt dışından veya kendi ülkelerinden. Ve içindeki mekanizmalarını söküp ona uygun bir heatsink kesip diyoda uygun ve diyodun soğutmasını sağlayan heatsink kesip böylece soğutma yapmışlar ve bu şekilde el feneri oluşturmuşlar. Yani aslında bu çoğunlukta mesela bu elimdeki şey normalde bir el feneri hostu. Fakat bunu adamlar yani bir lazeri uyarlamışlar. Gördüğünüz gibi buradan da tabii ki pil bu kısma da pil denk geliyor. Bu şekilde de montajı yapılabiliyor. Tabii ki bu elimdeki lazer bir örnek, bir spesifik bir lazer. Her host böyle değil tahmin edeceğiniz ve bildiğiniz üzere. Mesela öbür lazere bakalım. Bu da stick host deniliyor. Genelde bu hostu her yerde görürsünüz. Bu genelde lazer için yapılmış bir host. Genelde DPSS tipi lazerler için yapılmış bir host. İnce olmasıyla zaten böyle dikkat çeken bir host. Gördüğünüz gibi bayağı da ince öbür lazere kıyasla. Bu normalde el fenerinden yapılmıyor. Bu normal bir firma yapmış bu hostu. Tedarikçi firmalar bu hostu yapan firmadan satın alıyorlar. Kendi diyotlarını, driverlarını yerleştirip bu şekilde kendi adı altında bu lazerleri satıyorlar. Yani bu tip bir lazeri 100 liraya da görürsünüz, 700 liraya da görürsünüz. Dış görünüşü sizi yanıltmasın. Önemli olan diyodudur, içindeki driver'dır. Mesela burada bir focus ringi var. Gördüğünüz gibi hemen bundan bahsedelim. Bunu çevirdikçe gördüğünüz dot kalınlaşır ve incelir. Aynı zamanda beam'i de incelip kalınlaşır. Bu şekilde yaparsam inceliyor. Öbür türlü çevirirsem kalınlaşır. Hemen sökmeye çalışıyorum bir saniye. Ve bayağı kalınlaştı ve çıkardım komple. Evet, DPSS lazerler genelde bu tip oluyor. İçindeki lens arcoating lens deniliyor. Bunu önümüzdeki dakikalarda zaten bahsedeceğim. Şimdi lazerlerin lenslerinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi lazerlerin lensleri çok farklı şekilde yani türleri mevcut. Modelleri mevcut. Genelde 445 nanometrelik yani mavi lazerlerde arcoating lens veya G1, G2 tabanlı iki tane lens kullanılmakta. Bu G1, G2 lensin özelliği nedir? Bu lenslerin özelliği lazerin çıkış gücünü yani diyodun çıkış gücünü %25 ile %30 oranında arttırırlar. Ama tek bir de dezavantajı vardır tabii ki. Dezavantajı ise lazerin bir dotunu daha kötü görünmesini sağlar. Daha dağınık, daha etrafta saçılmış şekilde görürsünüz. Bu tek dezavantajı budur ama genelde en çok tercih edilen de bu G1 ve G2 tipi lenslerdir. Şimdi zaten size göstereceğim.
hemen çizmeden tabii ki çok önemli. Bu gördüğünüz G2 bir lens. Bu etrafında tuttuğum bu halkası da fokus ringi. Bunu aynı zamanda böyle ileri geri gitmesiyle fokus ringini değiştirmiş oluyorsunuz. Yani beam'in kalınlığını, inceliğini bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi birazdan diyottan da bahsedeceğiz zaten. Bunu temizlemek oldukça zor demeyeyim. Sadece biraz uzun sürüyor. Daha doğrusu biraz zahmetli ve riskli bir iş. Nasıl temizleniyor onu da bahsedeyim takmadan önce. İlk öncelikle bu lensi çıkarıyorsunuz buradan. Burada bir çentik olacak. Çentikle tornavida ile üzerindeki kapak gibi bir şey var. Onu çıkarıyorsunuz. Sonra lensi elinize alıyorsunuz. Ufak bir cam parçası bu. Onu normal bir kumaş parçasıyla, yani steril bir bezle sildikten sonra tekrar kapatıp üzerindeki kapağı çevirip kapatmış oluyorsunuz. Ondan sonra da bu şeye takıp, yani bu fokus ringine takıp lazerimize montaj ediyoruz. Şimdi diyotlardan bahsedelim. Diyot lazerin en önemli parçasıdır, bu ışığı oluşturan parçasıdır. Aynı zamanda lazerin gücünü belirler. Yani lazer deyince aklımıza ilk gelen parçalardan biri diyottur. Şimdi diyot nedir? Hemen şurada gördüğünüz ufak bir beyaz bir şey var. Sarı. Şöyle çok iyi bir zoom yapmaya çalışıyorum. Bu diyottur. Lazerin en önemli parçası dedik. Işığı oluşturan budur. Genelde lazerlerin bozulması diyodun bozulması şeklinde olur. Genelde görev döngüsü süresine uymazsanız lazerin bu parçasını yakarsınız ve böylece lazerin çalışmaz konumuna, durumuna gelir. Şu an gördüğünüz üzere bir de yayı var. Bu da bu fokus ringini daha iyi oturmasını sağlıyor. Bunun üzerine. Ve bu en çok ısınan parça olduğu için bu kenarındaki büyük metalle heatsink olan da bu diyodun soğutulmasını sağlayan parça. Bu ne kadar çok büyük olursa görev döngüsü o kadar çok artar. Yani bir lazeri 5 dakika çalıştırabilirsiniz. Hatta 1 saat bile çalıştırabilirsiniz. Bunun büyüklüğüne bağlı. Ama eğer bu küçük olsaydı 30 saniye sonra kapatmak zorunda kalırdık. Çünkü lazerimiz diyodumuz ısınacaktı. Ve lazerimiz bozulabilirdi. O yüzden heatsink ne kadar büyük olursa o kadar bizim için ve lazerimizin için iyi oluyor. Yine driver da lazerin önemli parçalarından biridir. Tabi bunu ben silikonladığım için yani içini açamıyorum, o yüzden size gösteremiyorum. Dikdörtgen şeklinde bir çip oluyor diyot. Bu voltajı ayarlayandır. Diyoda enerjiyi, daha doğrusu voltajı bu verir. Pilden alıp diyodu bu besler. Bu normalde bir takım özel araçlarla ayarlanabiliyor. Bir nevi overclock gibi düşünün. Ne kadar çok voltaj, o kadar çok güç. Ama o kadar çok da risk elinize alma, yani bozulma ihtimaliniz artıyor. Bu yüzden bu konuda profesyonel değilseniz hiç bu tip konulara bulaşmamanızı öneriyorum.